Yani sanatçı olarak 40 yıl değil de daha çok koreograf olarak 40 yıl diye bakıyorum. Ben çünkü 1978'de ilk profesyonel koreografimi yaptım. Okuldan mezun oldum ve hemen benden birisi koreografi istedi ve öyle başladı. Ben de oradan bağlıyorum yani. Hani hepimizin, biz tabii sanatçı olunca çoklu kimlikler taşıyabiliyorsunuz. Bazı sanatçılar sadece tek bir şey yapıyor, okey. Bazıları benim gibi çoklu olabiliyor. İşte hani ders de veriyorum, işte management da yapıyorum, koreografi yapıyorum, prodüksiyon vesaire, müzik, şu bu falan. Ama hani primer olarak, birincil olarak neyim diye düşünürsem kendime koreografım galiba diyorum. Valla yani şeyden, mikrodan makroya gidersek hani Türkiye sınırları içerisinde ben yani AKM kapanana kadar daha iyi bir yerde olduğumuzu görüyorum. Daha iyi bir yerdeydik. AKM'de bol bol modern dans yapılıyor diye değil. Ama daha farklı bir sanat ortamı vardı. Biraz bölündü, parçalandı ve seyirci birbirinden uzaklaştı. Biz yani sahneye çıkabileceğimiz imkanlar az. Ama şöyle bir şey oldu. Mesela bir zorlu girdi hayatımıza. O çok bir şey fark ettirdi tabii ki. Fakat üretenler azaldı. Belki uzun bir süreçte hani gelir derdi olabiliyor. Eğer devlet destekli değilseniz bunu sponsor bulmak kolay iş değil. Sürdürülebilirlik imkansızlaşmaya başlıyor. Kan akışı biraz daha azalmaya başladı. Fakat olan üretimde de nitelik arttı. Yani böyle de bir şey var. Belki bu da bir süre sonra daha farklı bir şeye dönüşecek. Kolay bir iş değil çünkü ne olursa olsun genel sanat spektrumunda hani ben her şeyden önce müziği koyuyorum. Müzik her şeyin üzerinde bence. ondan sonra sahne sanatları geliyor. Sahne sanatlarında da Türkiye gibi bir ülkede daha çok klasik sanatlar yerleşik olduğu için operalar, klasik bale, tiyatro gibi. Modern dans da bunların arasında biraz marjinal kalabiliyor onlara göre. Ama kendi içinde marjinal mi? Hayır. Ama tabii ki destek olarak da biraz zaman alıyor. Hala büyüyen bir sanat bence ülkede. Ama iyi gidiyor diyorum ben. Nitelik olarak çok iyi gidiyor. Ben genel olarak kendi yapmaya çalıştığım sanat, müzik, şimdi görsel sanatlar bir geri dönüş var esas branşım aslında görsel sanatlar. Orada hep söylediğim şey, yani iyi olur, kötü olur, herhangi bir bağlantı olabilir ama samimi olması önemli. Samimi olmaktan kasıt kendi hayatından çıkmalı. Çünkü içselleştirmediğim bir şey, hani genelde sorulur ya işte ilham kaynağınız nedir gibi. İlham kaynağı denilen şey herhangi bir şeyden etkilendiğinde onu içselleştirip ki o uzun bir süreçtir aslında. Senin bir parçan haline getirip ondan bir şey yaratmıyorsan aslında ilham kaynağı bir yerden bir şey araklamanın kibarcası da olabilir. O yüzden onu içselleştirme senin bir parçan gelme süreci hakikaten önemli bir süreç.